Gerçekten bizim için heyecan verici bir ilki beraber yaşayacağız. Zor ve alışılmadık bir dönemden geçiyoruz. Normalde benzer sohbetleri ya okulda ya da mezunlarımızın işletmelerinde yapardık. Çay saati sohbetlerimiz olurdu. Biraz yemeli içmeli olurdu ama bence bu da güzel bir, değişik bir yaklaşım oldu. Çünkü bu dönemin şöyle bir faydası olduğunu düşünüyorum. Evet, hepimiz evlerdeyiz, üzücü haberler de alıyoruz ama aslında birlikteliğin önemini kavradık diye düşünüyorum. Bilginin önemini kavradık diye düşünüyorum. Bilginin paylaşılmasının değerini anladığımıza inanıyorum. Ve bu tip etkinliklerle uzakların yakınlaştığını düşünüyorum. Açıkçası şu anda bütün izleyicilerimiz katılamadı ama 80 mertebesinde hatta biraz daha fazla katılım isteği aldık. Bu da tabii çok güzel çünkü böylece birçok insanla tanımadığımız hem öğrencilerimizle ama diğer yandan da tanımadığımız insanlarla da bir arada olacağız. Ve evimizin konforunda fiziksel olmasa da sanal bir ortamda gene paylaşımda bulunma fırsatımız olacak. Bugün gene bir ufak bir newsletter'da gördüm. YGA diye bir STK var. Bu gençlere ve çocuklara bilimi yakınlaştıran, sevdiren bir topluluk. Burada da aslında bu dönem için karantina değil kuluçka diye söylemişler, yazmışlar. Ben de bu mottoyu çok beğendim. Ümit ediyorum bu etkinliklerimizde biz de hem öğrencilerimize hem dinleyicilerimize farklı pencereler açmış oluruz. Farklı fikirler onlara vermiş oluruz. 15'te bir Zoom üzerinden böyle bir etkinlik yapacağız. Arada da Instagram üzerinden çeşitli gene mezunlarımızla, şeflerimizle küçük interview görüşmelerimiz, konuşmalarımız olacak. Böyle zor olan bir zamanı gene beraberce, gene paylaşımla geçirmeyi hedefliyoruz. Bu ilk konuşmaya da bize katılan, sohbete katılan Sayın Aysun Hanım'a, aile şefimize, Fırat Can Bey'e de çok çok teşekkür ediyorum ve sözü öğrencilerimize bırakıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkürler Defne Hocam değerli konuşmanız için. Ben şimdi birazcık program akışı hakkında bilgilendirmek isterim katılımcılarımızı. Öncelikle birkaç husustan da hani bahsetmek isterim. Ben tekrar teşekkür etmek istiyorum bu yoğun ilgi için. Dediğiniz gibi 80 üzerinde bir ilgi gördük. Umarım daha fazla hani ileriki etkinliklerimizde de aynı ilgi olacaktır diye tahmin ediyorum. Şöyle ki bu yani programda belli bir kişi katılım sayısı limiti var. Bu yüzden maalesef tüm ilgilileri yani bu imkanı sağlayamıyoruz. O yüzden kayıt alınabileceğini ve bunun yayınlanabileceğini düşündük ve bunu uyguladık. O yüzden hani bunu söyleyerek belirtmek isterim. Kayıt alınacaktır konuşmamız, programımız boyunca. Kayıtta görülmek istemeyen katılımcılarımız kameralarını isterlerse kapatabilirler. Şimdi ben Ömer bu arada kendimi tanıtmak isterim. Lekordomlu öğrencisiyim. Aynı şekilde Nazan da Lekordomlu öğrencisi. Ve biz değerli konuklara burada sorularımızı soracağız. Sorularımız arasında yine konuşmadan, chatten gelen soruları da yanıtlıyor olacağız. Eğer hani chat açamadıysanız, konuşma kısmını açamadıysanız aşağıda chat diye bir bölüm var. Ona tıkladığınız zaman açılacaktır. Oradan sorularınızı iletebilirseniz biz de buradan kendilerine iletiyor olacağız değerli konuklarımıza bu soruları. En sonda yine bir soru cevap bölümü bölümümüz olacak. Burada da yine dilerseniz sesinizi açarak veya kameranızı ve sesinizi açarak irtibata geçebiliyor olacaksınız konuklarımızla. Şöyle, Nazan Hanım da belki kendini tanıtmak ister ve bir giriş yapmak isteyebilir diye düşünüyorum. Yine tamam. Teşekkürler Ömer.
Ben de konuklarımıza ve yayına yeni katılan katılımcılara da hoş geldiniz demek isterim. Ben de sertifika öğrencisiyim ve bu sene eğitime başladım. Ve şu anda sizlerle bir söyleşide bulunuyor olmaktan çok keyif ve heyecan duyuyorum. Ömer'le bugün birlikte umarım programı ve sorularımızı sizlere aktarabileceğiz. Evet. Evet Ömer. Teşekkürler. Ben ilk soruyla başlıyorum öyleyse. Her şey yolunda görünüyor konuklarımız için de. Öncelikle ilk soruyu ben Aylin Şef'ime sormak isterim. Aylin Şef'im, hani Boğaziçi sosyoloji kariyerinizi mutfakla kesişip 2019 yılında sahip olduğunuz restoranın La Liste'ye girmesine fırsat verdiniz. Eğitimleriniz olsun, çalışma alanlarınız olsun, hani farklı bir alanda başladınız. Sonra mutfağa geçiş yaptınız. Şu anda bizim panel dinleyicilerimiz arasında öğrenciler de bulunmakta, tıpkı bizim bulunduğumuz gibi. Peki bu gastronomi yolculuğunuzun nasıl başladığı ile ilgili bize bir şeyler anlatabilir misiniz acaba? Yani bundan bahsedebilir misiniz gastronomi yolculuğunuzdan? Peki çok kısa bahsedeyim. Çok kısa diyorum çünkü aslında ilk ben bu sorular bana gelmeye başladığında 2013 İstanbul'a vardık, geldik, Nikol açıldı, bir şeyler oluyor burada, kimdir bunlar falan dendiğinde niye sosyolojiyi bırakmışım, niye bu işlere girmişim düşünürken verdiğim cevaplar çünkü kendimi mutfakta iyi hissediyordum, yemek yaparken iyi hissediyordum, benim İşte kalbimde yatan buydu falan gibi cevaplar veriyordum. Yaparsınız, istediğiniz buysa bu yola da girersiniz diye. Sonra bir de baktım ki dünyada değişen birçok şeyle beraber sektöre giren özellikle Türkiye bence hepsinden daha fazla bu trendi takip etti. Hem kadın hem genç hem oldukça iyi eğitim almış bir emek girmeye başladı sektöre ve işte 2013'ten 20'ye kadar diyelim 7 sene içinde söylediklerimin çok anlamlı olmadığını fark etmeye başladım. Kısa dedim, lafı uzatıyorum. Benimkisi kendimi ifade edebildiğim yer olduğu için mutfağa girmek. Bunun için geç bir yaşta başladığınızda illaki bir okula gitmek gerektiğini düşünüyordum. Le Cordon Bleu bu konuda açılmayacak kapıları bana açabilen bir yuvadır her şeyden önce. Orayı tamamladıktan sonra elimden geldiğince tatil yapmaksızın çalışarak bir şeyler istediğim yolda ilerleyecek adımları bulmaya çalıştım. Her zaman doğru değildi, her zaman başarılı değildi gibi. Niye öndeki tiradı artık ekliyorum bu konuşmanın başına? Çünkü işte yaşın ne olursa olsun, cinsiyetin ne olursa olsun, nereden gelirsen gel kapımız açıktır. Mutfak böyle bir yer değilmiş, sonradan anladım. Yanlış mesaj gidiyor diye de artık ödüm kopuyor. Çünkü mutfağı çok sevebilirsiniz, yemek yapmayı çok sevebilirsiniz. Ama bu bir meslek ise, yani 3 saat falan oturup konuşabiliriz burada sırf bunun üzerine. Çok teşekkürler cevabınız için. Ben Aysun Hanım, size sormak isterim. Siz tekstil sektöründe uzun yıllar çalıştıktan sonra 2000 yılında gün dönümü çiftliğinizi kurdunuz. Ve süt üretimi ve dağıtımıyla, ağıyla başlayıp genişleyen ekolojik projeleriniz de mevcut şu anda. Sizin de yeme içme sektörüne geçiş hikayenizi ve şu anda süre gelen projelerinizi dinleyebilir miyiz? Teşekkürler. Çok teşekkür ederim hem davet için
hem vakit ayırıp buraya gelenler için. Bayağı heyecanlı bir deneyim olduğunu söyleyebilirim Nazan. Sizin gibi ben de heyecanlıyım. İki soru sordunuz. Birincisi yeme içme sektörü dediniz. Yeme içme sektörünü proses eden kurumlara ham madde sağlıyor idik biz. Ta ki çiğ süt satış ruhsatını almayı başarana ve bu ham maddemizi ambalaja koyana kadar. Sanıyorum bunu kastediyorsunuz yeme içme sektöründe. Ben çünkü hala kendimi pek göremiyorum. Epey düşündüm bu konuyu. Hala ham madde ürettiğimi düşünüyorum. Çünkü çiğ süt bir vücut sıvısı. Çiş gibi, kan gibi. Dolayısıyla ham maddenin nihai tüketiciyle buluşması hem besin değerleri açısından çok kıymetli hem de çok enerji verimliliği açısından hoş bir şey. Çok uğraşmanız gerekmiyor. Kapağını açıp içmeniz yeterli. Ekolojik projelerimiz bağlamında da şöyle bir tutkumuz var. Burada yaklaşık 250 baş inek var. Yani evde kedi köpeği olanlar biraz empati yapabilirler belki. Hiçbir farkı yok. Çünkü onlar 250 tane birbirinden farklı karakter ve bu karakterlerin gün gün farkına vardıkça, siz iletişim kurabildikçe bu karakterlerle çok özel bir bağ kuruyorsunuz ve dolayısıyla çabuk ölmemelerini istiyorsunuz aslında. Uzun yaşamalarını istiyorsunuz. Uzun ve şan şakrak olmalarını istiyorsunuz. Bunun da yani bu 20 yıllık hayvancılık deneyimimin sonunda gözlemlediğimiz 3 tane koşulu var. Ve bu 3 koşuldan sadece ve sadece bir tanesine müdahale edebiliyoruz. Müdahale edemediklerimi söyleyeyim. Birincisi genetik. Yani hayvan doğduğu zaman annesi ve babasından getirdiği genler neyse, tembelse tembel, şımarıksa şımarık, ne bileyim, çalışkansa çalışkan, bir sürü aklınıza gelebileceğiniz kişisel özellikleri genetiğiyle getiriyor ve buna sizin bir müdahaleniz yok. İkincisi çevre şartları. Yani bir buzağı olarak Türkiye'de doğmakla, Kanada'da doğmakla, Amerika'da doğmakla, işte Çin'de doğmakla, Japonya'da doğmak fark ediyor. Buranın koşulları var. Özellikle altyapı açısından Türkiye gerçeği, hani elektrik bağlamında söylemem lazım. Sahmanede %60 her sabah elektrik kesiliyor ve o başlıklar dökülüyor ve tekrar takıyorsunuz falan böyle. Değiştirebilir miyim? Vallahi elimden ne gelirse yapıyorum ama Türkiye'de yaşadığımız sürece bazı şeyleri değiştiremiyorsunuz. O yüzden dış faktörlerin de belirleyiciliği olduğunu düşünüyorum. Ancak üçüncü bir konu var ki, o yüzden gastronomiye saygım çok sonsuz. Üçüncü konu da eğer doğru adımları atarsanız çok başarılı oluyorsunuz ve inekleriniz daha uzun yaşamaya başlıyor ve daha mutlu olmaya başlıyor o sürü. Bu üçüncü konu da beslenme. Ve bu beslenme o kadar kapsamlı bir iş ki hala üstünde tabii ki çalışıyoruz ve ömrümüzün de yeteceğini falan düşünmüyorum. Bugün bir karar veriyorsunuz bir buzağa, işte bebekliği, çocukluğu, genç kızlığı ve sonra inekliği dönemi boyunca verdiğiniz kararları besleme bağlamında uyguluyorsunuz. Sonra ha bu böyle değilmiş deyip hop geri dönüyorsunuz, bir çıt bir şeyi değiştiriyorsunuz ve yaptığınız değişikliğin sonucunu 4-5 sene sonra görebiliyorsunuz. Beslenme çok çok kıymetli olduğu için de geldiğimiz nokta itibariyle toprağın helalini almak bağlamında bir yere geldik. Toprağa hizmet edersek onları doğru, daha doğru besleyebileceğimizi tespit ettik ve bu yolda çalışıyoruz deyip çok uzatmayayım. Teşekkür ederiz. Ben devam etmek isterim. Çok teşekkürler cevabınız için. Can Bey'e sorum
sorumu sormak isterim. Can Bey, 15 yıllık kurumsal hayatınızı geride bıraktıktan sonra permakültür çalışmaları, yenilebilir yeşillikler, tıbbi bitkiler ve ekolojik çalışmalar üzerinde alanlaştınız ve Can Bahçe isimli projenizi hayata geçirerek bir yandan da sosyal fayda üzerine çalışmalar yaparak devam ediyorsunuz. Sizden de bu projelerinizi dinlemek ve bu konularda bilgiler almak isteriz. Teşekkürler, sağ olun. Evet, kısaca özetlediğin gibi bir 15 yıl kadar peyzaj mimarlığı yaptım. Şimdi görüyorum ki biraz ortak noktamız da var diğer katılımcılarla. Profesyonel hayatı ya da aslında üniversitede öğrendiğimiz şeyleri belki de bırakıp biraz daha ekolojik mesleklere yönelme konusunda. Bu bir kırılma noktası gibi bir şey aslında. İnsanın hayatında böyle bir nokta oluyor galiba. Ben de bir şekilde yaptığım mesleğin yeterince ekolojik olmadığını zaten düşünüyordum ve artık bu rahatsızlık çok yüksek boyutlara gelince bırakmaya karar verdim ve daha faydalı bir iş yapmak istedim açıkçası. Ve tarımla her zaman iç içeydim, permakültürle hep ilgiliydim. Dolayısıyla mutlaka tarımla ilgili bir şeyler yapmak istediğimi biliyordum ve özellikle çocuklarla çalışmak istediğimi biliyordum. Çünkü çocuklara ancak bir şeyler öğretirsek hem onların öğrenmesi çok hızlı, hem değişmeleri daha kolay, hem de geleceğin daha doğru bir tarafa gitmesinin çocuklardan geçtiğini düşünüyorum. O yüzden böyle bir girişimde bulundum. İlk bulduğum, karşıma çıkan ürün de ve çok sevdiğim ürün de mikro yeşillikler oldu. Biraz tesadüfen aslında keşfettim ve yapmaya başladım. Ama tabii ki tek yapacağım şey bu değil. Aklımda çok proje var. Ama buradan başladım. Bence güzel bir başlangıç oldu. Şimdi aynı eskiden çocukların böyle fasulye filizlendirdiği gibi biz de yapmıştık. Hala yapılıyor mu bilmiyorum, pamukta filizlendirme. O zaman böyle vitamin değerlerinin yüksek olduğunu, yiyebileceğimizi bilmiyorduk tabii. Onlar genelde ölüyordu. Ama şimdi artık yapılan araştırmalarla işte ne kadar faydalı olduğunu öğrendik. Şimdi biraz tekrar eskiye dönüş gibi o filizlendirmeyi işte tekrar yaşayıp çocukların, işte tarımdan uzaklaşan, kopan, tohumdan uzaklaşan çocukların yeniden o heyecanla tanışması için uğraşıyorum bakalım. Ben de böyle özetlemiş olayım. Evet. Çok teşekkürler cevabınız için. Sağ olun. Teşekkür ederim Bey. Aysun Hanım, size tekrar bir sorumuz olacak. Dinleyicilerimize protein açısından değerli ve evde kendilerinin hazırlayabileceği önerilerde bulunabilir misiniz? Yani elimden geleni yaparım ama ben tabii inekleri olan bir kızım, biliyorsunuz. Biraz önce Aylin şefim ne dedi? Okullar okumak lazım, şunu bunu yapmak lazım. Yani ben bu müessesede, yani bu ortamda nasıl bir tarif verebileceğim şimdi, kalbim çıkacak herhalde. Ama şunu söyleyeyim. Şimdiki sohbet konumuz proteinle alakalı. Ulaşılabilir protein kaynakları. Bizim hayvan beslemesiyle alakalı 20. senenin sonunda geldiğimiz nokta itibariyle tek başına proteinin, tek başına enerjinin çok kısıtlı bir tarif olduğunu düşünüyoruz. Şöyle tarif etmeye çalışayım. Çok da kısa da bir tarif vereceğim, merak etmeyin sonunda. Hayvancılıkla uğraşmak, dışarıda günün nasıl olduğunu çok iyi duyumsamanızı gerektiriyor. Yani o gün yağmurluysa yağmurluk giyeceksiniz, hava işte 5 derecenin altındaysa iç donunuzu giyeceksiniz mutlaka, yoksa içinizden rüzgar geçecek. Yani giyim kuşamla alakalı veyahut da yapacağınız işlerle alakalı, çok güneş varsa kafanıza bandana, yanınıza su alacaksınız gibi gibi.
Şimdi tabii bütün bunlara karşı kendinizi hazırlayabilmeniz için bir sürü teknolojiden faydalanıyorsunuz. Nem ölçer var, dış havanın termostat var, kaç derece olduğunu. Fakat onlar bile ne kadar ve ne kadar yetersiz size anlatamam. Çünkü dışarıda insanoğlunun aklıyla teknolojiye oturttuğu şeyler her zaman çok kısıtlı. Yani ben 5 derecede ne kadar hava net dediğimi bildiğim gibi o nem yüksek, rüzgar, ona göre başka bir sürü parametreler var. Aynı 5 derecede dışarı çıkamıyorum soğuktan ya da iş yapamıyorum veyahut da işte samane donabiliyor falan. Böyle bir sürü şeyler olabiliyor. Dolayısıyla sadece protein dediğinizde eğer topraktaki denge, mikrobiyolojik döngüler, iz elementler, mineraller, bir denge, yani oradaki ekolojik denge tam sağlanmadıysa çok yalın kalıyor o protein. O yüzden buradaki mesleğini beslenme üzerinden gastronomi dünyasında seçecek insanlara ben daha bütüncül bakmalarını tavsiye ederim. O yüzden de sütümüz ya da etimiz gelecekte çok yıllık bitki sistemlerinden ve hani sadece protein beslemesi, sadece organik besleme, sadece enerji beslemesi diye değil, dengeli, bütüncül ve hani toprağın helalini almış tabirini tekrar burada kullanıyorum. O şekilde yönetmeye ve hedeflemeye çalışıyoruz. Bir ineğin, daha önce söylemiştim, vücut sıvısı süt. Ve inek kız bir şey, dişi bir şey. Gebeliğinin öncesi ya da sonrasında jinekolojik 3 tane periyodu var. Ve 3 farklı kompozisyon içeren süt üretiyor. Bunlardan birincisine kolostrum diyoruz. İnek doğurduktan sonra bebeği için ürettiği, ilk 24 saatte vücudundan çıkan, kuru maddesi çok yüksek, şeker oranı, protein oranı çok çok yüksek bir şifa kaynağı. Yani vitamin satan dükkanlarda kolostrum haplarını bulabilirsiniz çok rahatlıkla. Geleneğimizde Ağuz sütü, Ağuz diye de biliniyor. Böyle bir ham madde var ya da böyle bir sıvıdan bahsedeyim. Daha sonra kolostrum sıvısı bittikten sonra normal süte geçiyor. İşte %3.8 4.2 arası yağı olan 3.20 ile 3.40 arası protein değeri olan %88 de su olan sütten bahsediyorum. Daha sonra aynı inekten konuşuyoruz. Bu inek tekrar gebeleşip bir süre süt vermeyi durdurduğu zaman, kendini kuruttuğu zaman bu süreçte verdiği son süte de kuru sütü diyoruz. Bu sütün de yine kuru maddesi çok yüksek, içerisindeki tuz oranı bu sefer çok yüksek bir süt. Süt çok rahat ulaşılabilir bir protein kaynağı, doğru. Çünkü bir cana kastetmeniz gerekmiyor. İnekten buzağısına verdiğinden fazlasını alıp içebilirsiniz. Eğer hastalıklardan ari bir sürü ise, GDO'suz besleme yapılıyorsa, sağım hijyenine dikkat ediliyorsa, bundan daha pratik bir tarif veremem. Ama bir çıt daha ileriye kolostrumla ilgili çok tutkulu tutkuyla bağlandığım bir tarif verebilirim. Hatta aramızda şu anda Minval'in sahibi Zeynep Karahan çok güzel yapıyor bunu. Kolostrum panna cotta yapıyor dükkanında Minval'de. Birebir oranda kolostrumla sütü karıştırıyorsunuz. Su dolu bir tepsinin içerisinde borcamda fırınlıyorsunuz. İçine şeker koymadan, un koymadan, yoğurt, yumurta koymadan, herhangi bir bağlayıcı koymadan krem kremel gibi bir yapıya kavuşuyor. Böyle bir tarif verebilirim. Sonra da afiyetle yiyorsunuz. Çok teşekkür ederiz Aysin Hanım. Çok teşekkürler cevabınız için. Sıradaki soruyu Can Bey'e yönlendirmek isterim.
Şimdi öncelikle mikrofilis bir yerde tabii yeni bir şey olmasa bile son zamanlarda biraz daha bilinen bir şey olarak görebiliriz belki. Bilmiyorum, yanılıyorsam lütfen düzeltin. Tabii ki bu yönde bilinç olarak da bizleri hani aydınlatmanızı isteriz. Biraz mikrofilizler hakkında ve içindeki özellikle protein değerleri konusunda bizleri aydınlatmanızı isteriz. Yine Aysun Hanım'a sorduğumuz gibi bir tarif, uyguladığınız bir tarif varsa onu bizlere sunabilirsiniz. Çok mutlu oluruz. Tamam, teşekkür ederim. Evet, doğru. Aslında mikro yeşillikler, mikrofilizler uzun zamandır var. Yani filizlendirme zaten çok çok eski, çok kadim bir teknik. Yani eski Mısır'da da varmış. İşte Sümer kitabelerinde bile geçiyor. Yani zaten tarımın temeli aslında. Sadece mikro yeşilliklerdeki işte besin değerlerinin, vitamin oranlarının ne kadar yüksek olduğunu son yıllarda yapılan çalışmalarla, işte bilimsel çalışmalarla daha detaylı öğrenmiş olduk diyelim. Sağlığımıza faydalarını daha çok öğrenmiş olduk. Ve tabii normal bireysel kullanıcıların, yani profesyoneller, sizin gibi profesyoneller çok önceden beri zaten biliyorlardı, kullanıyorlardı ama işte yavaş yavaş biraz daha normal bireysel kullanıcıların da tanımaya başladığı bir ürün oldu. Şöyle söyleyeyim, en başta sadece şunu söylemek istiyorum. Bir kısaca mikrofilizle mikroyeşil kavram kargaşası biraz var. İşte hep mikrofiliz olarak bilindi filizler ama aslında iki aşamadan oluşuyor. Bir, bu tahılları filizlendirdiğimiz, 3-4 günde filizlendirdiğimiz ve ilk kök uzantılarını verdikleri aşama aslında mikrofiliz aşaması. İşte genelde mercimek filizlendirdiğimiz zaman, buğday filizlendirip tükettiğimiz zaman, işte salatalarımıza karıştırdığımız zaman bu 3-4 günde olan bir şey, buna mikrofiliz diyoruz. Daha sonra onları biraz daha büyütürsek, bir yetiştirme ortamı kullanarak, bu toprak olur ya da işte topraksızsa ben mesela kenevir lifi kullanıyorum ya da işte bitkisel bir şeyler karışımı kullanıyorum. Neyse, ne kullanıyorsanız. 10 gün, 12 gün kadar büyütüp artık onlar minik fidecikler haline geldiği zaman mikro yeşil oluyor. Yani mikro yeşiller aslında bitkiler, bitkiye dönüşmüş oluyor. Fitokimyasallar aktive olmuş oluyor. Fotosentez başlamış oluyor. Yapraklar oluşmuş oluyor, gövde oluşmuş oluyor. Aradaki farkı böyle ortaya koyabiliriz. Mikro yeşilliklerin besin vitamin değerleri ortalama 40 kat. Fakat bazı örneklerde çok daha fazla yüksek. Aynı şekilde protein oranları da yüksek. Mesela burada yanımda bezelye filizi var. Hem size göstereyim diye getirmiştim. Bezelye filizini şefler çok severler, uzun kamçıları yüzünden. ama aslında şey düşünülüyor. Şimdi sanki filizler tadı otmuş gibi düşünülüyor. Öyle bekleniyor aslında. Hani ot yiyormuş gibi hissedeceğiz sanılıyor. O yüzden genelde herkes yiyenler hep şaşırıyorlar. Aromaları da çok yoğun mikro yeşilliklerin. Yani aslında yetişmiş hallerinin aromasını barındırıyorlar. Yani bir bezelye filizi yediğinizde o eskiden yediğimiz taze nohutların tadını alırsınız mesela. Ne bileyim, fesleğen filizinin aroması aynı vitamini gibi çok yoğundur. Turp, bir iki parça turp yediğinizde, iki tane turp filizi ağzınıza attığınızda yoğun bir turp acısı ağzınıza yayılır. Tabii burada tohum da çok önemli. Özellikle yerli tohum konusunun ben altını çizmek istiyorum. Ve filizlerin tadına bakan genelde profesyonel şefler de gerçekten diğer kullandıkları filizlere göre aromaların, tatların daha farklı, değişik, daha yoğun olduğunu söylüyorlar. Bu da tamamen tohumdan geliyor. Çünkü bitkinin genetiğinden geliyor. Ne kadar doğal bir tohum kullanıyorsak o kadar iyi sonuç elde ediyoruz aslında. Şunu söyleyeyim. Ya konu biraz uzun. Ben çok da uzatmak istemiyorum ama çok karıştırmak da istemiyorum. Siz de beni yönlendirebilirsiniz bu konuda. mesela
protein kaynağından gidelim, ana konumuz. İşte tahıllarda buğday, yulaf, bunlar zaten protein kaynağı aslında, bitkisel protein kaynakları. İşte baklagiller yine protein kaynakları, bezelye, zaten normal bezelye tanesi de aslında protein kaynağı. %23-25 civarında protein içeriyor. Yalnız bu yağlı tohumlarda, tahıllarda, baklagillerdeki proteini biz aslında vücudumuz kullanamıyor. Çünkü bu yağlı tohumlarda ve büyük tohumlarda, aslında tohumların çoğunda var, pitik asit dediğimiz bir enzim vitaminleri kullanmamızı engelliyor bizim. Çünkü bizde onu sindirecek enzimler yok. Olmadığı için aslında içlerinde barındırdıkları vitamini ve proteini olması gerektiği kadar alamıyoruz. Bunu almamız için de tohumu canlandırmamız, yani filizlendirmemiz gerekiyor. Çünkü filizlendirdiğimiz zaman bu fitik asit parçalanıyor ve işte içindeki amino asitler bizim kullanabileceğimiz, vücudumuzun kullanabileceği hale geliyor. Dolayısıyla oranı yükseliyor filizlendirdiğimiz zaman. Bu hem tahıllar için geçerli, hem baklagiller için geçerli, hem de çerez olarak yediğimiz ceviz, fındık gibi, yani badem gibi, bunlar için hepsi, bunlar hep tohum biliyorsunuz. Hepsi tohum. Çekirdek aynı şekilde. Çekirdeğin de protein oranı yüksektir. Mesela yani %25 civarında çekirdek filizinin, ayçiçeği filizinin proteini vardır. Ben mesela soya filizine oranla hep onu tavsiye ediyorum. Çünkü soya üzerinde genetik olarak çok oynanmış bir tohumdur. Ama çekirdek bizde doğal yetiştirilen her yerde yerli türleri olan bir tohum ve tadı da çok güzel. Taze çekirdek tadında, kıtır kıtır. Vesaire. Sonuçta bu böyle vitamin ve proteini daha çok almak için 12-24 saat bunları suda bekletiyoruz mümkünse. Hatta benim vereceğim tarif bu olsun. Ben şimdi burada şeflerin arasında yemek tarifi vermeyeyim tabii ki. Nasıl filizlendiriyorsunuz? Kısaca bunu anlatayım. Bu tohumları 12-24 saat temiz bir suda bekletiyorsunuz. Daha sonra suyunu süzüyorsunuz. Tekrar suyla yıkayıp suyunu siz süzüyorsunuz. Ve böyle 3 gün, 4 gün filizlenene kadar devam ediyorsunuz. Günde bir kere yıkayıp suyunu süzmeniz bile yeterli. 2 kere de yapabilirsiniz. Burada amaç ne? Tohum sürekli nemli kalacak. Bu 3-4 gün boyunca nemli kalacak ve karanlıkta olacak. Karanlıkta olursa daha hızlı olur ama karanlıkta olmak zorunda değil aslında. Ve ilk kök uzantılarını vermeye başladığında artık tohum canlanmış oluyor ve mikrofiliz olmuş oluyor. Bu şekilde şey yapabilirsiniz. Birisi ısı ayarı dedi, hemen orada gördüm. Oda sıcaklığında 23-24 derecede oda sıcaklığında bekletiyorsunuz. Aslında filizler insanların sevdiği ortamı seviyor. Yani %50 nem ve 23-24 derece oda sıcaklığı. Daha sonra büyütmek isterseniz de dediğim gibi bir yüzeye, bir ortama serip 10 gün, 12 gün gün ışığında büyütebiliyorsunuz. Evet, bir şey söyleyecek. Çok teşekkürler. Bir araya girmek istiyorum. Yerli tohumlardan nasıl? Uzattım galiba biraz. Yok, hayır. Estağfurullah. Çok güzel açıkladınız. Eminim katılımcılarımız için de çok yararlı olmuştur. Benim şahsen benim adıma çok yararlı oldu. Bir soru sormak istiyorum. Sonuçta eminim bu tohumları deneyecek katılımcılarımız olacaktır filizlendirmeye. Hatta sorular gelmeye başladı. Bu yerli tohumları acaba hani nereden bulabiliriz? Bu konu hakkında da bir bizi aydınlatabilir misiniz acaba? Evet, zaten en büyük problemlerden birisi o, tohum meselesi. Beni çok zorladı bu konu. Yani hala da üzerine çalışıyorum ve şu an sadece yerli tohumu, hani düzenli aynı kaynaktan alabildiğim yerli tohum bir iki tanedir. Mesela bir tanesi mısır. Atalık ve gerçekten güvenebileceğim tohum. Şu anda sadece 2-3 tane alabiliyorum. Diğerleri de yerli. Ya yani o konuda da bir kafa karışıklığı var aslında ama şimdi ona girmeyeceğim. Yerli tohum, yerel tohum, atalık tohum,
GDO'lu hibrit nedir vesaire, çok bir sürü terim var. Yerli tohum dediğimiz, yani Türkiye'de üretilmiş tohum. Türkiye'de üretilmiş her tohum ille de çok sağlıklıdır, iyidir, hibrit değildir falan gibi bir şey yok tabii ki. Ben elimden geldiğince onları elemeye çalışıyorum. Neyse, özet olarak burada şuna dikkat edebiliriz. Profesyonel tohumlarda, yani dışarıdan aldığınız tohumlar, paketli tohumlarda zaten bir üzerinde F1 yazıyorsa o profesyonel tohumdur ve muhtemelen hibrittir. Hibrit tohum GDO o kadar sağlığımıza zararlı değil aslında. Sadece laboratuvar ortamında çaprazlama yapılarak yeni bir tür elde ediliyor. Ama yine bitkiler çaprazlanarak edildiği için sağlığımız açısından GDO o kadar zararlı değil. Yalnız orada şuna dikkat etmemiz lazım. Bu profesyonel tohumlar genelde ilaçla kaplanırlar. Çünkü hem böcek ilacı hem de mantar ilacıyla kaplanırlar. Mantar ilacı işte o ilk filizlenmede mantar hastalıklarını engellemek içindir. İşte böcek ilacı böcekler yemesin götürmesin diyedir vesaire. Şimdi bunları kullanmamamız gerekiyor. Bunu da nasıl anlayacağız? Onlar kırmızı renklidir, yeşil renkli. Böyle değişik tohumun renginde değil de daha değişik renkte tohumlardır. Böyle tohumlarla karşılaştığınızda bunları kullanmayın. En doğal tohum standart tohum diye geçen tohumdur. Onu da mesela Eminönü'nde o tohumcuların olduğu yerde çuvallarda satılan, o paketlerde değil de çuvallardaki tohumlar mesela yerli üretim tohumlardır. Ve kaplamasız olur onlar genelde. İlaçsız olur. Onlar oradan alınabilir. Aktarlardan bulabilirsiniz birçok tohumu. Tabii burada işlem görmemiş olması önemli, çiğ olması önemli, filizlenebilir olması önemli, tohumun kalitesi önemli vesaire. Ama hani en ulaşılabilir kaynaklar, aklıma gelenler bunlar. Bunu da çok öyle teşekkürler. Cevaplamış oldum. Bilgiler için, paylaştığınız bilgiler için. Teşekkür ederim. Aylin, şefim, size bir sorumuz olacak bizim, bizlerin. Aysun Hanım ve Can Bey'den protein ve kaynakları ile ilgili bilgiler edindik. Özellikle bugünlerde gıda günlük hayatımızın merkezinde, alışılagelmiş kaynakları kullanan tüketiciler veya şefler için neler önerirsiniz? Bu kaynakları siz mutfağınızda nasıl kullanıyorsunuz? Ve önerileriniz nelerdir bizler için? Teşekkürler. O kadar mutluyum ki herkesin mutfağa girdiğine o kadar olur. Aysun kendisi çok güzel yemek yapar. Yeme şansım olmuştu, burada söylemiyor ama aynı şekilde yani hani her kötü şeyden iyi bir şey doğar diye bir laf vardır. Hakikaten karantina günlerinde ekşi maya ekmeğe kadar bir şeyleri hem elimiz değmeye başladı. Eminim yani aslında çoğunluk yemek yapıyor. Yapmayan kısmın da girmiş olması benim hoşuma gidiyor. Yani şehirlerde yemek yapmayı unuttuk. Çok sebepleri vardır. O da hiç girmeyeceğim ama yemek yapmak, üç öğün masaya yemek koymak kolay bir şey değil aslında. Niye yapmıyorsun diye o işle sorumlu olan tek kişiye kızmak da doğru değil. Ama yemeği de kendimiz pişirdiğimiz zaman, taze ürünle taze yemeği tükettiğimiz zaman aslında beslenmeye başlıyoruz. Bu da başlıyoruz diyeceğim çünkü orada iş ürüne geliyor. Şimdi ben de Aysun'dan özür dileyeceğim, onun sularına giriyorum çünkü. Ürün dediğimiz şey toprak. Yani geçen çok güzel sanırım kimin sözüydü o? Hepimiz biliriz ne yiyorsan olsun diye o bildiğimiz söz. Şimdi yediğin ne yiyorsa osuna döndü. Yani karnımız doyuyor ama besleniyor muyuz? Toprakta işte bütün o mineralleri, vitaminleri, her şeyi yaparak mı geliyor soframıza o ürün? Yoksa başka türlü sözüm ona etkin tarım
metotlarıyla mı yetiştirilip geliyor? Şimdi biz bir şefler hem biraz kendimizi de duyabilmek, beraberliğimizi hatırlayabilmek için bir grup oluşturduk. Olan bir grubu daha doğrusu Instagram'da bir hesaba çevirdik. Ve yani gönül neler yapmak ister ama bugünün konusu elde olanlarla bir şeyler pişirmekti. Ve işte mesela ekmek. Gerçekten ekmek o kadar keyifli bir şey ki, hamur yaşıyor çünkü. Geçen akşam gene bir böyle sohbet esnasında kuru maya mı, ekşi maya mı, onun yerine onu koyarsan kaçla kaç değişecek falan diye konuşulurken, ya maya gönül işi diye geçiverdi aklımdan. Gerçekten dinlersiniz. Yani her yaptığınız işte, işte Aysun'un söylediği, verdiği örnek de aynı şey, Can'ın da aynı şey. Ürününüzü duymadan, dinlemeden, hissetmeden zaten onu çoğaltmanız, üretmeniz, hiçbir şey yapmanız mümkün değil. Şimdi ekşi maya dediğimiz şey un, su, tuz. Tuzsuz olmaz. Bir an böyle tuzu koymayalım mı dedim ama imkansız. Erman sevgili Brod'un sahibi ve muazzam fırıncı arkadaşım beni öldürür. Tuz konmayacak dersem. Bir nebze olsun koymak lazım. Ne kaldı? Yani un, su hep elimizin altında olan ürünlerdi. Ve buradan yani birinci günden sonuncu günümüze kadar tükettiğimiz bir malzemeyi yapabiliyoruz. Gayet lezzetle yapabiliyoruz. Bu kadar basit 2,5 tane malzemeden inanılmaz çeşitli ürün çıkarabiliyoruz. Şimdi bu yani kutsal dendiği kadar var. Ha peki buğday. Şimdi yemek yaparken ürün hep dedik zaten, iyi ürün yapma, alamazsan yaptığın yemek de iyi olmaz falan diye. Ama ürünün kalitesi şimdi başka bir boyut da kazandı. Beslenmemiz lazım. Bunun için tohumuna kadar dikkat etmemiz gerekiyor. İşte aynı şeyleri konuşuyoruz, hep dönüyoruz, dolaşıyoruz. Bambaşka pencerelerden aynı şeyi konuşuyoruz. Bağışıklık sistemi dediğiniz şey beslenmeyle geliyorsa, o beslenmenin size taşıdığı her şeyi size veren toprak. Madem ekmek diye söyleyip duruyorum. Evet, ekmek çok önemli hepimizin yapıyor olması. Muazzam mutluluk benim için. O zaman buğday ne durumda? O buğdayın yetiştiği tohum ne durumda? Umarım hani şöyle ekşi mayam da kabardı, şöyle oldu, böyle oldu kısmının heyecanı bir süre sonra geçer ve bu un nereden geldi? Bir tanesiyle yaptım şöyle oldu, ötekiyle yaptım böyle oldu. Neden diye o ikinci boyutu konuşmaya başlarız. Tam olarak soruya cevap değil biliyorum ama o kadar heyecan veriyor ki bu kadar bu konular bana. Ve gerçekten durup düşüneceğimiz bir zamana geldiğimiz için neredeyse mutluyum. İşte Defne hocamın dediği gibi kuluçka olarak kullanabileceksek bu işi, yediğimiz içtiğimiz şimdi ne yaparız? Bence herkes çok güzel şeyler yapıyor. Evde olduğumuz zaman biz şeflerde mercimek köfte yapıyoruz, işte omlet yapıyoruz, neyse makarna yapıyoruz. Makarnaya bir domates, sarımsak, bol sarımsak, ne olur herkes sarımsak tüketsin. Ama ondan sonra mühim olan bir, lütfen taze taze herkes kendi yemeğini yapsın. 2, kullandığı ürünün nereden geldiğinin peşine düşsün. Çok teşekkür ederiz. Aynen. Ben teşekkür ederim. Aysun Hanım'a soru sormak isteriz. Aysun Hanım, içinde bulunduğumuz dönemi nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bu dönemi atlattığımızda umarım. Sizce yaşadığımız dünyada ne gibi değişiklikler olacak? Alışkanlıklarımız değişecek mi?
bu gündemle ilgili de düşüncelerinizi merak ediyoruz. Teşekkür ederiz. Bence herkes merak ediyor bu sorunun cevabını. Keşke bilsem. Biz 20 yıldır karantinadaydık zannediyorum. Yani annem, babam ve inanılmaz ciddi bir süt talebi olmasa ben bu koronayı anlamayacağım açıkçası. Çünkü bizim hayatımızda hiçbir şey değişmedi. Üzgünüm. Nisan'dan Kasım'a bir hasat dönemi var bizim için. Ot hasadı, tarlaların otlatılmasıyla alakalı bir tempomuz var. Yağmur suyu hasadı ile ilgili müthiş bir tempomuz var. Dolayısıyla ben bir şey anlamıyorum. Fakat eğer bu süreç hani 30 Nisan'da bitmeyecek, Mayıs sonuna sarkacak, acaba Temmuz'u da görür müyüz falan, böyle bir yıllık bir süreç, yani 4 mevsimi içeren bir süreç olacaksa, öngörüm şöyle olacak. İnsanlar daha az, daha öz mecburen yemeye başlayacaklar. Çünkü hem endüstriyel üretim gitgide azalıyor. Yani şimdi gıda olmayanlar kapandı, fabrikalar kapandı ya da ara verildi. Şimdiki biz gıda üreticilerinin sırtında bir yük var. Sağlık çalışanlarında, yani şu anda çalışmak zorunda olan bir sürü insan da ciddi bir sorumluluk var. Ama bu sabah örneğin bizim toptan sütümüzü alan ve aynı zamanda tereyağı ve peynirlerini de sattığım Mandıra'nın çiftçi gıdanın sahibiyle konuştum. Çok basit. Günde 20 ton süt işliyorum Aysun'cum diyor. Ürünlerimin diyor yaklaşık %70'ini toptan satardım restoranlara, otellere. Satamıyorum şimdi diyor. Ödemelerimi alamıyorum. Bir de üstüne üstlük başka bir kasabayı tarif etti. Oradaki peynir üreticisinin bir dağıtımcısı korona pozitif çıkıyor. Çocuk bu durumdan dolayı fabrika karantina altına alınıyor ve o fabrikanın aldığı günlük 20 ton süt, ben bu arada günde 1,5 ton süt üretiyorum düşünün ve büyük bir ölçeğim, kaç tane benim gibi üreticinin sütü alınamamaya başlıyor demek. Yani o sütler alınamamaya başlandığında, hani benim başıma Allah korusun bu durum eğer geldiğinde, ben o sütleri bir gün tarlaya dökeceğim, iki gün tarlaya dökeceğim. Sonra daha ne kadar dökebilirim? Yani bir şekilde üretememeye başlayacağım. Hepimize dokunacak. Ayakta kalabilenler daha rafine üretmeye başlayacaklar ve dolayısıyla aldığımız ham maddeyi sorgular, kıymetini bilir olacağız diye düşünüyorum. Bir düşüncemi daha eklemek istiyorum. Bizim ülkemizde güneş var. Dolayısıyla ben hiç korkmuyorum. Bizim ülkemizde ağaçlar incir dolu, üzüm dolu, kayısı dolu, yani ne ekseniz o güneş onu yapıyor. Üretici çok azaldı. Üreticinin canını anlayan tüketici çok. Ama bence yakınlarda Hollanda'daydım. Çok gariban onlar. Onların hiçbir şey yok. Mutfakları yok, güneşleri yok, karpuzları yok, hiçbir şeyleri yok onların. Yani ben çok olumsuz değilim ama bu süreye kadar çok çerçöp yeniyordu zaten endüstriyel gıda üzerinden. Dolayısıyla daha küçüleceğiz, daha az yiyeceğiz. Üreticiler, ayakta kalabilenler itibariyle tekrar büyüyeceğiz diye düşünüyorum. Çok teşekkürler. Çok teşekkür. Çok güzel bir konuya değindiniz aslında. Bir yerde şöyle bir çıkarım yapmak istiyorum. Gıda erişim zorlukları aslında başlayacak. Bu yüzden de aslında biz konu olarak ulaşılabilir protein kaynaklarını seçmiştik. Katılımcılara ve bizlere büyük bir fayda sağlayacağını düşünmüştük. Bu noktada ben Can Bey'e bir soru yöneltmek istiyorum. Sonuçta gıdaya erişimimiz
zorlaşacak ve sizin yaptığınız, doğru mu kullanıyorum, mikro filiz demeliyim değil mi? Mikro yeşil mi demeliyim? Mikro filiz. Ben daha çok mikro yeşil yapıyorum. Evet. Tamamdır. O zaman ikisini de kapsayalım. Hem mikro filiz hem mikro yeşil üretiminde üretiminin bu noktada ne kadar değerleneceğini düşünüyorsunuz? Sonuçta dediğiniz gibi topraksız bile bu işi gerçekleştirebiliyoruz ve kendi gıdamızı bir yerde, bir noktada da, bir nebzede de olsa üretebiliyoruz. Bu konuda yorumlarınızı sunabilir misiniz acaba? Evet, teşekkürler. Şöyle söyleyeyim, mikro yeşillikler gerçekten katma değeri çok yüksek ürünler. İşte kabaca sayacak olursak, işte kısa sürede yetişmesi, işte ev ortamında kolayca yapabiliyor olmamız, toprak istemiyor olması, yani hani topraksız yapılabiliyor değil, toprağa ihtiyaç duymuyor. Çünkü zaten tohumun içinde o aşamaya gelecek kadar besin depolu. Yani ben hiçbir gübre falan bir şey kullanmıyorum, sadece su. Yani sadece suda filizlendirmeyle yapabiliyoruz bunu. Besin ve vitamin değerlerinin yüksek olması vesaire. Zaten şimdi astronotlar falan da böyle üzerinde durmaya başlamışlar, NASA işte uzayda besin takviyesi olabilir diye. Ama hep şunun altını çizmek istiyorum. Mikro yeşillikleri, mikro filizleri tabii ki sadece bütün ihtiyacımızı oradan karşılayalım, işte karşılayabiliriz. Hani çok yoğun vitaminleri var, diğer gıdaları bırakalım, sadece filizlerle beslenebiliriz gibi bir şey beklemeyelim tabii ki. Aysun Hanım söylemişti galiba, bütünsel beslenmeye dikkat etme konusunun altını çizmişti. Yani sadece o vitamini, bu vitamini almak değil, hani bütünsel düşünmek lazım. Yediğimiz her şeyin en sağlıklısını mümkün olduğunca tüketmeye devam edip, ama mikro yeşillikleri ve filizleri de diyetlerimize eklememiz bize bayağı bir fayda sağlar. Bu konuda söylemek istediğim şu: sadece mikrofilizler değil, işte topraksız tarım meselesi de var. O da işte bazı çevrelerde çok tartışmalı bir konu. Ama ihtiyaç duyulduğunda, mesela şu an yaşadığımız ekstrem durum gibi, ben gelecekte böyle şeyler olabileceğini zaten hep düşünüyordum, hani istemesem de. Ama bu kadar yakın olacağını düşünmüyordum açıkçası, bu kadar hızlı olacağını. Bir çözüm olarak karşımızda duruyor. Evet. Ama mecbur değilsek, ben hala her zaman toprağı savunuyorum. Her zaman önceliğimiz toprak olmalı. Mümkünse topraklarımızı temiz tutmalıyız. Yeraltı sularımızı temiz tutmalıyız. Mümkünse tarımı en doğal yoldan ve en ucuz, en maliyetsiz yoldan yapabilmek için çabalamaya devam etmeliyiz. Bu bizim önceliğimiz olmalı. Ama şartlar onu gerektirirse, mecbur kalırsak, tabii ki topraksız tarım sistemleri ve mikro yeşiller, mikro filizler bizim için bir çözüm olarak ortada. Dolayısıyla bu çözümü de yatsımadan, çok kendimizi dışarıda bırakmadan biraz öğrenip içine girmek gerekiyor bence. Çünkü çok küçük bir alanda, çok hızlı bir şekilde ve dikey tarım yöntemiyle yaptığınız için de çok az bir alanda yüksek ürünü elde edebiliyorsunuz. Böyle avantajları var. Böyle filizleri de yani evde kolayca herkes yetiştirebilir aslında, doğal tohumlarla. Ben zaten olabildiğince bütün bilgileri hep açıktır, yani hep paylaşıyorum. Hiçbir şey gizli saklı yok. Oradan bakıp, takip edip evlerinde herkes yapabilir yani. Çok teşekkürler değerli yanıtlarınız için. Teşekkür ederiz Can Bey. Aygün Çef'im, size bir sorumuz olacak. Yeme içme sektöründe öngördüğünüz değişiklikler neler olacak sizce? Konu hakkında sizin görüşlerinizi merak ediyoruz ve öğrenmek isteriz. Teşekkürler.
Çok önemli. 1 milyonluk soruyu sordunuz. Şu an zaten gerçekten durma noktasında. Ne zaman yeniden full kapasite çalışmaya başlar? Restoranlar, oteller, öngörmesi çok zor. Yani tarih anlamında öngörmekten zaten bahsedemem ama çok birbirine bağlı, zincirin çok halkalı olduğu bir sektör bu. Ve işte bugün rakamlar gelmişti. Karantinadan beri %-78 falan gibi bir gerilemesi var. Bu imkansız büyüklükte bir kriz aslında. Bunu bir kere atlattıktan sonrasında dünya zaten başka bir yerlere böyle çılgınlar gibi freni kopmuş, tepeden aşağı hızlanarak giden bir aracın içinde gibi hissediyorum, değişiyor. Yani bir taraftan öyle heyecan verici ki, çünkü kendi hayatımızda böyle bir değişmenin olacağını söyleseler dünya genelinde, bu gerçekten hani bilim kurgulara çok inanıyorsun, çok çocuk kaldın gibi bir söylem olurdu. Biz şimdi bunu yaşıyoruz. Peki bu bizim sektörümüze nasıl değişiklikler getirecek? Bayağı böyle kökten falan bir değişiklikler bekliyorum ben. Karantinadan çıkar çıkmaz herkes sokaklara çıkmak isteyecek ve sosyalleşmek isteyecek falan, ondan bahsetmiyorum. Yaptığımız ya da oturduğumuz yerlerde nasıl bir mesafede oturacağız, işte menüler herkese ayrı mı basılacak falan filan. Çünkü bunu ben şu anda daha duyuyorum insanlardan. Bir önceki gelen menüyü ben elime almak ister miyim falan. İyice paranoya yaşadığımız için bugünlerde. Restorancılıkta, yemek sektöründe, ürün bazında ve tarımın geldiği noktada birçok şey bizim farklı bakmamızı gerektirecek. Bu zaten bir başlamıştı ama hep böyle trend konuşuyorduk. İşte tarladan tabağa, olur mu, olmaz mı? Sonra bir baktık, metropol içinde olacak şeyler değil bunlar derken New York'ta Dan Barber bunu gösterdi. Ha, arkasında Rockefeller Vakfı vardır. Önemi yok. Yapılabiliyor. Yani şu an çok böyle butik, işte 3 kilo domatesi zaten 3 günde tüketen restorana ancak yeter dediğimiz, fazla ciddiye almadığımız, küçük ölçekte gördüğümüz örneklerin büyüyeceğini düşünüyorum. Hem hayalim hem de bana gerçekten olacakmış gibi gelen senaryoda artık daha böyle bir çiftlikle iç içe. Yurt dışı seyahatler de azalacağını düşünecek olursak bayağı zorlaşacak anlaşılan. Diyelim yurt içinde seyahat ediyorsunuz ve şu an gittiğiniz herhangi bir yerde ya 58 çeşit köfte yemekten bıktıysak ve bu kadar genç, bu kadar akıllı, yeni bir kafası genç, yani hiç önemli değil, ben yaşıyla da alakalı konuşmuyorum. Türkiye'nin öyle bir şeyi var, yani o kadar inovatif bir halkız ki aslında kafa hep genç kalıyor. Bu sektörde yeni çözümlerle farklılaşmaya çalışacaklar. 58 çeşit köfteye bir değişim yok ama yani birinin yoğurt altında, birinin yoğurt üstünde olduğu zaman olmuyor. Nasıl farklılaşacağız diye başka türlü çözümlerle geleceklerine inanıyorum. Ne gelir bilmem ama yerel zaten böyle tatlı tatlı uç vermişti. Çılgınlar gibi ormanlaşacak diye düşünüyorum. Ve yerel, orada yetişip İstanbul'a özellikle işte büyük şehirlerdeki merkezileşmenin artık bir sonu geleceğine inanıyorum. Ve bütün bunlar yayılacak. Daha böyle tatlı tatlı hiç beklemediğimiz yerlerde, hiç beklemediğimiz adresleri göreceğimize inanıyorum.
ve çiftliklerin yakınında olması gerekiyor bunların da. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Aynen. Şöyle yavaş yavaş, hatta biraz da yani zamanımızı da açtık gibi, fakat konular çok önemli, çok güzel konular, aşmamak elde değil. Sorularımızı sorduk, çok güzel cevaplar aldık sizden, gerçekten çok teşekkür ederim. Özellikle yani Le Cordon Bleu öğrencileri adına konuşuyorum özellikle. Çok yararlı bir program olduğunu düşünüyorum. Dinleyicilerimizin sorularını almak isteriz son bir 5 dakika 10 dakikalık süreçte. Burada yine konuşmanın başında belirtmiştim, belki daha geç katılanlar duyamamış olabilir. Dileyenler şurada raise hand diye el kaldırma yeri var. Oradan el kaldırarak sormak istediği bir soru varsa mikrofonunu ve dilerse yine videosunu da açarak konuklarımızla irtibata geçebilir, sorularını sorabilirler. Burada yazılı bir soru var. Ben önce onunla başlamak istiyorum sizler için de uygunsa. Bu soru tahmin ediyorum ki Can Bey'e sorulmuş. Atılık tohum satışı ve takası yasak diye bildiğini söylüyor Okan Pala. Ve Ekim 2019'da da genelge yayınlanmış. Tedarikte sorun oluyor mu? Bunun sorusunu soruyor. Evet. O konu şöyle. Takasında bir yasaklama yok tabii ki. Çünkü takas mevzusunda para olmadığı için onda bir yasaklama yok. Satışında bir zorluk var diyelim, kısıt var. O da şöyle oldu. Yerel türlerin sertifikalandırılmasını zorunlu tuttular. Ve bu sertifika masraflarını tamamen üreticiye yüklediler. Bu masraflar da çok büyük masraflar. Dolayısıyla bu şartları ancak büyük şirketler karşılayabiliyor. Yani küçük üreticiler, köylüler ya da işte küçük tohum üreticileri bu şartları karşılayamadıkları için ve ürettikleri türleri yerel türler arasına sertifikalı olarak katamadıkları için satış izni alamıyorlar. Satış sertifikası alamıyorlar. O yüzden satamıyorlar. Yani burada problem aslında dediğim gibi bu maliyetin küçük üreticiliğe, ya bu da biraz tekelleşmeye yol açıyor tabii. Biraz değil, direkt öyle. Sadece büyük firmaların bu işi yapabiliyor.